Merhaba arkadaşlar. 2019 yılında yapılan Milli Savunma Üniversitesi sınavının fizik soru çözümleriyle sizlerle birlikteyiz. İlk soru temel türetilmiş büyüklükler ve birim içeren bir soru. Fizik bilimine giriş ünitesinin sorusu arkadaşlar. Bakalım. Önce temel ve türetilmiş büyüklüklerle ilgili akılda kalsın diye şöyle yazıyorum. Kazım Su abi. Kazım Su isminde bir çocuğumuz var. Kazım'ın K'si burada kütleyi, A akımı yani elektrik akımını, Z zamanı, I ışık şiddetini, birimi kandela, M madde miktarı ya da mol diyebilirsiniz. Madde miktarı ya da mol sayısı, S sıcaklığı, U da uzunluğu gösteriyor. Yani bu Kazım Su bizim temel büyüklüğümüz. Temel Kazım Su bizim için. O yüzden şimdi hangisi yukarıdaki eşleştirme göre her ikisi de doğru olarak eşleştirilmiştir diye söylemiş. İvme bir kere gördüğünüz gibi bunun içerisinde ivme yok. Dolayısıyla ivme temel değil. Birinci açıklama yanlış. Birimi doğru olsa da nicelik doğru verilmemiş. Uzunluk temel dedik. Burada türetilmiş verilmiş. Birimi doğru fakat nicelik yanlış verilmiş. Basınç. Bakın basınç burada yok. Demek ki temel değil türetilmiş. Birinci aşama doğru. Ama birimi neydi basıncın? Basıncı bir hatırlayalım. Basınç birim alanı etki eden dik kuvvetti. Dolayısıyla Newton bölü metre kare olması gerekiyor. Ama burada Newton bölü metre vermiş. Birimde hata var. Kuvvet. Evet. Buradaki Kazım Su da yok. O zaman türetilmiştir. Birim de Newton'dur. Her ikisi de doğru. Biri çek edelim. F eşittir. MA'dan. Dolayısıyla yerlerini yazdığım zaman türetilmiş bir büyüklük. Birimi de kilogram çarpı metre bölü saniye karede Newton denmişti. O yüzden her ikisi de doğru verilmiş. Son şıkkıda yine bir bakalım. Öz kütle. Öz kütle bir kere temel değil. Birimi kilogram bölü metre küp doğru. Her ikisinin doğru verildiği tek seçenek tabii ki sadece kuvvettir. Hem türetilmiş hem de Newton yani birimi doğru olarak D seçeneğinde verilmiştir. İkinci soru madem Newton çözdük hemen size Newton'la ilgili soru soralım demişler. Kamyon kasasında şekildeki durmaktadır diyor. Şimdi iki önemli şey var. Sabit hız hareket ediyoruz. O zaman Newton'un birinci yasası eylemsizlik yani burada V sabitse ivme sıfır ivmeli bir hareket yok. O zaman bu cisme etki eden bir kuvvet gözükmüyor. Bir süre sonra tenis topu aniden kamyonun ilerlemenin zıt yönde yani kamyon öne doğru giderken tenis topunun şuradaki topun geri doğru gittiğini söylüyoruz. Bu ne zaman açığa çıkıyordu? Ona dikkat etmeliyiz. Şimdi topun geri gitmesi o zaman onu etki eden eylemsizlik kuvvetinin EMA'nın geriye doğru olduğunu gösteriyor. EMA geriye doğruysa eylemsizlik o zaman burada ileriye doğru bir ivmelenmenin olduğunu ben bilmem gerekiyor. Dolayısıyla bu araç hızlanmalıdır. Hızlanırsa geriye doğru gidelim. Bu aynı bu en basit Newton yasalarında örnek olarak kullanılan araba gaza bastığında kendimizi geriye doğru gittiğimizi hissettiğimizi söylediğimiz açıklamadır. O yüzden yavaşlamaya başlamıştır ifadesi yanlış olacaktır. Yatay zemini hızlanmaya başlamıştır. Doğru. Şimdi 3 ve 4'ü ilgilendiren bir durum var. Yokuş yukarı diyor. O zaman bir eğik düzlem sorusuna dönüşüyor. Eğik düzlem üzerinde çizdiğimizde bir açı varsa eğer bu cisim sabit hızla bile yukarıya doğru gitse, bakın her ikisinin sabit hızı kullanmış. Ama buna etki eden şimdi bunun içerisinde bir top var. O zaman bu cismi etki eden kuvvetlerden bir tanesi cisim araba kamyon sabit hızla da gitse aşağıya doğru bakın MG varken MG'nin bileşenlerinden MG sin alfa ve MG kos alfa etki ediyor. Bir de normal force yani tepki kuvveti var. O zaman F net eşittir MA çözdüğün zaman F net MG sin alfa M çarpı A'dan da A'nın G sin alfa olduğu bir süreç var. Yani burada MG sin alfa yönünde yani aşağıya doğru bir ivme söz konusu. Dolayısıyla araç yukarıya doğru hareket ederken yani kamyon sabit hızda daha iyi gitse onun içerisindeki serbest halde bulunan topa aşağıya doğru MG sin alfalık bir kuvvet etki edip onu aşağıya doğru yani arabanın tersi yönünde hızlandıracaktır. Dolayısıyla
bizden istenenle aşağıya doğru yuvarlanmasını sağladığı için bu durumdur. O yüzden yokuş yukarı sabit hızla çıkmaya başlamıştır ifadesi yeterli. Aşağı kısmı dolayısıyla da tam tersi olduğu için yanlış olacak. O yüzden bu sorunun cevabı 2 ve 3 olan E seçeneğidir. Üçüncü soru bir Arşimet sorusu arkadaşlar. Dikkatli okumamız gerekiyor. Taşırma kabuğu ile ilgili soru. İçerideki sıvı 3D üst kütleli. Dışarıdaki cisim 2D. Dolayısıyla bu cisim bu kaba yavaşça bırakılıyor deniyor. Dolayısıyla ikilik bir cismi üçlüye bıraktığımız zaman biz daha önceden de biliyoruz ki tamamı batmayacak. Hatta 2D'ye 3D oranı olduğu için yani iki hacmi içeride bir hacmi dışarıda kalacak şekilde batacak. Bu bize bir şey sağlar mı bilmiyoruz ama sonuçta 2 bölü 3'lük bir oran olması bizim kaçta kaçımızın battığını gösterecek. Şimdi bu şekildeyken bana etki eden kaldırma kuvveti benim ağırlığım aşağı doğru G, kaldırma kuvveti FK ise şu anda herhangi başka bir kuvvet olmadığı için kaldırma kuvveti G'ye eşit. Ve ben Arşimet prensibine göre ne biliyorum? Arşimet ne diyordu? Çok önemli bu arkadaşlar. Arşimet'in ifadesi bir cisim sıvı içerisinde yer değiştirdiği sıvının ağırlığı kadar kaldırma kuvveti uygulanır. Yer değiştirdiği sıvının ağırlığı ne demek bu? Eğer ben buraya bir kap koyarsam buradan taşan sıvının miktarı ağırlık olarak burada taşan sıvının ağırlığı buradaki kaldırma kuvvetine eşitmiş. O zaman kaldırma kuvveti cismin ağırlığına da eşit olduğuna göre kaldırma kuvveti cismin ağırlığı kadardır ve taşan sıvı da cismin ağırlığı kadardır. Yani ne oluyor hocam? Sonuç, ben buraya G kadar bir cisim atıyorum ama G kadar sıvı dışarı taşıyor. Demek ki bu kapta ağırlaşma olmaz. Bu çok önemli. Bunun ispatını derslerinizde de herkes daha önceden yapmıştır. Şimdi bakalım bizden neler istiyor? Hangileri doğrudur? Taşırma kabında bir miktar sıvı taşıp sistem dengeye geldiğinde 1. Cisim ve kapta kalan sıvıdan oluşan sistemin ağırlığı cisim bırakılmadan önceki kap ve kaptaki sıvıdan oluşan sistemin ağırlığından büyüktür. Bakın ne dedik? Biz ağırlaşma yok dedik. Burada bir değişiklikten bahsediyor. Bu söz konusu değil bu durumda. Taşan sıvının kütlesi biz ağırlık dedik çünkü doğrusu ağırlık ama ağırlık mg, g aynıysa demek ki yine kütleyi de kıyaslayabilirim. Cismin kütlesine eşittir. Bakalım taşan sıvının ağırlığı cismin ağırlığına yani kaldırma kuvvetine eşitti. Dolayısıyla kütlesi de cismin kütlesine eşittir cümlesi doğru olacaktır. Taşan sıvının hacmi cismin hacmine eşittir. Bakın biz ikilik bir parça taşırdık. Yani buraya aslında 2V hacminde sıvı taştı ama cismin hacmi 3V gibi dedik. Dolayısıyla hacmine değil ağırlığına yani kütlesine eşit. O yüzden 3. ifade yanlış olacak. Bu sorunun doğru cevabı yalnız 2 olan B seçeneğidir arkadaşlar. Dördüncü soru bir genleşme sorusu. Çubukların sıcaklıkları demir çubuk ve alüminyum çubuğun boyları verilmiş. Bakın burada önemli olan şey eşit uzunluktaki iki metal yani başlangıçta eşit uzunlukta verilmiş. Daha sonra bir deney tasarlanmış. Toplanan veriler aşağıdaki tablo oluşturuluyor. Buna göre hangileri doğru olabilir? Şimdi bu tablodaki değerlere bakalım. Sıcaklık 30'lar 30'lar artıyor. 30, 60, 90 sıcaklıktaki artış miktarı. Demir ne yapıyor? Burada 0.36. Sonra bir daha 0.36. Sonra bir daha 0.36. Yani 0.36'lık bir yani 30 derecede 30 derecelik bir delta T'de 0.36 milimetrelik bir artış var demirde. Peki alüminyum ne yapıyor? Alüminyumda da aynı sıcaklık skalası söz konusu. 30'ar derece artıyorum ben delta T olarak. Bakalım artışım kaç? 0.75. Bir daha 0.75. Bir daha 0.75. Yani demek ki alüminyumda da 0.75'lik bir artış var her seferinde. Şimdi buna göre neler doğru olabilir demiş. Isıtılan metal çubukların boyu uzar. Evet her iki metalin de boyunun uzadığını görüyoruz. Çünkü ısıtılıyor bu sistem. Isıtıldığında sıcaklığı artıyor. Sıcaklık artınca da belli oranda uzama söz konusu. O yüzden birinci ifade tablodan elde edilebilir. 2. Isıtılan metalin uzama miktarı yapıldığı maddenin cinsine bağlıdır. Bakın iki farklı cins aldık. İlk boyları ve ilk sıcaklıkları aynı. Delta T'leri de aynı ama farklı uzadılar. Yani demek ki burada malzemenin ya da metalin cinsi önemli. Bunu da elde edebiliyoruz tablodan. 3. Aynı metal çubuk için. Şimdi aynı dediği zaman kendi içine kıyaslayacağım.
Çubuğun sıcaklığı ile boylar arasındaki ilişki doğrusaldır diyor. Doğrusal bir ilişki vardır. Şimdi doğrusalı nasıl göreceğim ben? Eğer bir grafik çizersem delta T ya da buraya delta T aldığım zaman sıcaklıktaki değişimle boyları arasındaki ilişkiye baktığımda hepsindeki artış 30'a 30'a olduğunda 30 arttığında 0.36 işte belli bir ilk boy olsun sıcaklık artışıyla lineer bir data görebiliyorum. Dolayısıyla nereden başladığını bilmesem de ilk sıcaklığı, ilk boyu 1000 milimetre olan, buraya milimetre alırsak, ilk sıcaklığını 30 alırsak, bunu delta T olarak da çizebilirsiniz, T olarak da çizebilirsiniz. Bu artış miktarında bir orantı var. Demirde 0.36'lık bir orantı var hepsinde. 30 dereceye 0.36 karşılık geliyor. Alüminyumda 30 dereceye 0.75 karşılık geliyor ama hepsi orantılı gidiyor. O yüzden doğrusal bir ilişki, yani lineer bir ilişki vardır ifadesi yine bu bilgilerden çıkarılacaktır. O yüzden bu sorunun doğru cevabı 1, 2 ve 3 olan E seçeneğidir. 5. soru bir elektrik devresi sorusu. Bir devre oluşturmuş lambalardan ve üreteçlerden. Buna göre üreteçlerin iç direnci ihmal ediliyormuş. L ampulünün parlaklığını nasıl artırırız diye bakacağız. L'nin parlaklığını artırabilmek için. Yani burada akımdan gitmeyi tavsiye ediyorum. Çünkü burada güçle orantılıydı hatırlarsınız. Bir kare R yapacağız. Yani R'si sabitse akımı nasıl arttırırım diye bakacağım. Akım artarsa, güç artar, güç artarsa bu lamba daha parlak yanar. Birincisi S1 anahtarının kapatıldığı duruma bakıyoruz. S1 nerede? Evet, S1'i kapattık. S1'i kapatırsam iki tane paralel bağlı üreteç oluyor ya da pil oluyor. Bunların paralel bağlı devrelerde sonuçta eşdeğer EMK, sistemin toplam EMK'sı yine V yapacağı için devredeki akımı değiştirmeyecektir. Bundan I geçerken yine I geçecektir ve parlaklığı değişmeyecektir. Peki ne işe yarayacak bu? Bunu kapattığım zaman biliyorsunuz ki işte piller bu I akımını paylaşacaklar. I bölü 2 ve devre daha uzun süre çalışacak ya da lamba daha uzun süre yanacak ama daha parlak yanmayacak. O yüzden birinci ifade yanlış. S2'nin kapatıldığı bir durum. S2'yi kapatırsak işte buradaki A harfi dersek A burası, burası da A. Bu amcamlar, bu lambalar iki tane üstte bir tane altta kısa devre olacaklar. Ne işime yarayacak bu kısa devre? Devredeki eşdeğer dirence bakacağım hocam. Ben vır çözüyorum. Aynı voltaj kullanılıyor. Akımı arttırmak istiyorsam direnç azalıyor mu diye bakacağım. İki lamba vardı. İki lambanın direnci 2R. Bir de ortadaki lambalar vardı. Bu lambaların direnci kaç yaptığına bakmana bile gerek yok ama hesaplarsam burada 2R bölü 3 de buradan geliyordu. Ama bu 2R bölü 3 gidecek artık kısa devre olunca ve devredeki direnç azalacak. Devredeki direnç azalınca akım artacak. Akım artınca L daha parlak yanacak. İkinci ifade doğru oldu. Benim istediğim oldu. 3. S1 ve S2'nin birlikte kapatıldığı. Hocam S1'i kapatırsam bana bir zararı yoktu. Aynı akımı üretiyordum. Dolayısıyla S2 zaten istediğimi yapıyorsa S1 ile kapatılması yine parlaklığı arttıran bir durum olacak. Çünkü S2'de yine direnç azalacak. Dolayısıyla akım artacaktır. O yüzden 3 numarada benim istediğimi verecektir. O yüzden bu sorunun cevabı 2 ve 3 olan E seçeneğidir arkadaşlar. 6. soru bir dalga sorusu. Enine boyuna dalgalarla ilgili tanımları vermiş zaten. Ben de bir hatırlatayım. Bu bilgi sorusu. Direkt temel bilgiyi kullanarak çözebiliriz ama enine boyuna ne demekti bir bakalım. Bakın arkadaşlar. Ekrandaki titreşim üstteki kuvvetle, yani uygulanan kuvvetle, yani parçacıkların titreşimiyle dalga hareketi, buradaki dalganın hızı ya da ilerleme doğrultusu birbirine dik olduğu için buna biz enine dalgalar diyorduk. Peki boyuna ne oluyor? Bakın burada kuvveti ben böyle uyguluyorum ve yine oradaki dalga aynı yönde oluyor ya da birbirine paralel oluyor. O zaman bunlar birbirine paralelse buna da biz boyuna dalga demiştik. Bu konuda herkes hatırlamıştır ama yine de çok önemli bir şey şu. Elektromanyetik dalgaların hepsinin, yani bütün spektrumun, radyo dalgasından görünebilir ışığa, mikrodalgaya, X'e ve gamaya kadar hepsinin enine olduğunu iyi bileceksin. Ses dalgasının da aynı bu ikinci figürde olduğu gibi, yani şu iki numaradaki olduğu gibi boyuna bir dalga olduğunu, yani kuvvetle ilerlemenin birbirine paralel olduğunu çok iyi bileceksin. Bu ikisi net. Diğerleri su, yay vardı hocam. Su dalgaları, yay dalgaları bu iki durumun ikisini de oluşturabilirler. Yani hem enine hem boyuna olabilirler. Deprem dalgaları da aynı. Bazı deprem dalgaları boyuna, bazıları enine, bazıları hem enine hem boyuna. Dolayısıyla burada elektromanyetik dalganın enine
su dalgasının her ikisi enine ve boyuna, ses dalgasında boyuna olduğunu bileceğiz. Dolayısıyla su dalgaları hem enine hem boyuna olduğu için burada belirleyici olan su dalgalarının ikilisi sürecini bilmek ve doğru cevap D seçeneği. Elektromanyetik dalga enine, su dalgası hem enine hem boyuna, ses dalgası da boyuna olacaktır. 7. soru bir optik sorusu. Bir çukur ayna gördüğünüz gibi. Şimdi bu çok önemli bir soru. O yüzden dikkatlice bakalım. Önce eski halinden bahsetmiş. Eski hali ne demek? İşte eski halini yeni haline getiriyormuş. Yani eğrilik yarıçapını azaltıyor. Hocam bu neyi etkiler? Odak uzunluğu. Hatırlarsanız bakın şuradaki çemberi kullanıyorum. Bu çemberde odak uzunluğu. Diyelim ki şurası merkezse eğer. Burayı merkez diyorsam odak bunun yarısıydı. Dolayısıyla merkez bir yarıçapsa odak uzunluğu yarıçapın yarısı. Yani bir aynanın odak uzunluğunu belirleyen etken aslında yarıçaptır. Yarıçap artarsa odak uzaklığı artar. Yarıçap azalırsa odak uzaklığı azalır. Şimdi burada ne yapmış? Önce tepe noktasına buraya bir cisim koyacak. Odakta bir cisim varmış ve yeni haline getirmiş. Yani aynanın yarıçapını azaltmış. Yarıçap azalırsa odak da azalacak. Odağın azalması ne demek? Hocam bakın odak noktası burada yer alan şu F mesafesi azalacağı için cisim burada dururken, yani cisim odakta dururken bizim odağımız biraz öne gelecek. Odak öne gelince ben cisim olarak odağın biraz arkasında kalacağım. Dolayısıyla ne kadar azaldığına göre bu iş değişecek. Şimdi bunu bir simüle edelim. Yani eğer odakta olan bir cisim varsa bunun görüntüsü neredeydi arkadaşlar, hatırlarsınız herkes biliyordur. Sonsuzda gözükmüyor, çok uzakta. Cismi biz ne yaptık? Odağın arkasına aldık. Aslında cismi almadık ama odağı öne aldık. O zaman ne yapıyor bakın? Burada bir görüntü belirmeye başlıyor. Benden daha büyük. Benimle eşit boyda olduğu, hatta benden küçük de olabiliyor. Yani tekrarlıyorum. Cisim hep aynanın önünde iken görüntü de hep aynanın önünde çıktı. Aynanın önü gerçek demek. Cisimden daha büyük bir görüntü de vardı. Eşit de vardı. Küçük de oluştu. Dolayısıyla şimdi bu ihtimalleri değerlendirelim. Evet, verilenlere göre yeni görüntüsüyle ilgili hangisi doğru olabilir diyor. Gerçektir diyor. Evet, kesinlikle gerçektir. Çünkü aynanın önünde oluştu. Düzdür. Düz olma ihtimalini görmedik. Düz sadece odağın önüne girdiğimde oluyordu. Ama ben odağın arkasında kaldığım için düz olması mümkün değil. Cisimden daha büyüktür. Daha büyük de olabilir. Daha küçük de, eşit de olabilir. Üç ihtimal de olabilir. Çünkü yarıçap ne kadar azaldı bilmiyorum. O yüzden buradaki doğru cevap 1 ve 3 olan C seçeneğidir arkadaşlar. Evet, umarım işinize yaramıştır. Geleceğiniz tüm sınavlarda size başarılar diyorum. Hoşçakalın.